RESTful API dersini bitirdim izlediğim Udemy kursunda ve dersin o section'ın son kısmında hoca bir tane proje ödevi verdi. Aynı az önce yaptığımız o kurs tipinde olduğu gibi bu sefer film türü şeklinde bir API yapacağız. Buradaki olay şu, bu Udemy kursu boyunca hayali bir proje yapacağız. Yani weebly.com diye bir site olduğunu varsayacağız. Bu site film izleme gibi, film izleme sitesi gibi bir şey bilmiyorum. Ve öğrendiğimiz her şeyi bu projenin üstüne ekleyeceğiz. Anladın mı? Çok güzel bir yöntem öğrenmek için. Yani RESTful API'yi mi öğrendin? Bu sitenin API'ni öğrendiklerini yapacaksın. Sonra yeni şeyler mi öğrendin? Database'i mi öğrendin? Database'i bu projeye ekleyeceksin. O projeyi geliştirerek öğreneceğiz. Çok faydalı bir olay. Şimdi bu projenin temellerini atacağız. Öğrendiğimiz o RESTful API'yi yapacağız. O zaman başlayalım. Şimdi Weebly Project diye bir klasör oluşturdum. Bunun içindeyiz şu anda. İlk yapmamız gereken şey npm'i başlatmak. Paketler falan yükleyeceğiz. Express'i, Joy'i falan yükleyeceğiz. Npm'i yüklüyorum abi. Buraları zaten öğrendik dediğim gibi. Sonra bakalım. impackage.json. Buraya Express yükleyeceğiz. Evet, böyle yüklenirken arkamıza yaslanıp bekleyeceğiz. Evet. Bir de Joy'i yükleyelim abi. Biraz sonra ihtiyacımız olacak ona. Validation falan yaparken. Ha, arkamıza yaslanacak. Evet. Evet. Tamam, süper. Bakalım. Get package JSON aynen. Express ve Joy'i yükledik. Çok güzel. Şimdi bu directory'de VS Code'umuzu açalım. Buraya bir tane index.js diye bir JavaScript dosyamız oluşturalım ve başlayalım. Bu arada hiç HTML falan kullanmıyoruz. Çünkü artık server'da çalışıyoruz olsun. Evet, güzel. Şimdi ne yapacağız ilk önce? Ezbere gitme. İlk önce abi paketlerimizi import etmemiz lazım. Require diyorum. Express'i koydum. Bunu Express buraya gönderdim. Sonra bu bir fonksiyon olduğu için bu fonksiyonu çalıştırıp app diye bir şeye gönderiyorum. Sonra app.use deyip Express JSON diyorum. Bu JSON dosyalarını kullanmamızı, göndermemizi falan sağlıyor herhalde. Tam bilmiyorum. Çok önemli bir şey değil ama kullanalım yine. Tamam, şimdi bu kadar. Ha, bir de Joy'i import edelim. Joy. Onu da biraz sonra kullanacağız. Joy. Bu tabii bir class olduğu için büyük harf hesaplıyoruz. Çok güzel. Şimdi ilk yapacağım şey get olsun. Tamam mı? Get alalım bir tane. App get buraya route'u koyuyoruz. API genres yani müzik film türlerinin olacağı yer. Buraya error function'ımızı koyuyoruz. Request ve response. Ve burada abi ne yapacağız? Diyorsun ki ilk önce burada fake bir tane database oluşturmamız lazım. Buraya gelelim. Genres. Bunları normalde database'in içinde oluşturacağız ama şu anda olayı simple hale getirmek için burada yapıyoruz. Yani mantık bu. Buraya geliyoruz. ID. ID'si 1. Canlısı ne olsun abi? Horror olsun. Doğru filmi. Horror. ID'si 2. ID'si 3. Action olsun. Bu da komedi olsun. Çok güzel. Bu şekilde fake bir tane database oluşturduk. Bu database'i burada komple göndereceğiz. Çünkü API generous tüm hepsini istediğini varsayıyoruz. Buraya response send diyorum. Ve komple bu genre'yi gönderiyorum.
Sonra portumuzu açalım. App Listen. Buraya hard code yapmayacağız. Buraya gidiyoruz. Environment değil. Neydi? Process değil mi? Process. Environment. Port. Port mesela. Nasıldı bu? Bir dakika. Bunu bakmam lazım. Mesela buradaki olay şu. Ben buradaki mantığı anladım. Sadece syntax yapısını unuttum. Yani nasıl yazıldığını unuttum. İkisi farklı şeyler. Bir mantığı anlamak var, bir de syntax'in nasıl yazıldığını öğrenmek var. Asıl önemli konu mantığı anlamak. Syntax'e defterden bakıyorsun, yazıyorsun. İki kez, üç kez yaptıktan sonra zaten elin alışıyor. O yüzden mantığı anlamak lazım. Ve ben bu esnada bunu bir öğreneyim bakalım neymiş. Import. Ve bunu bir tane değişkenine saklıyoruz. Yani diyorsun ki eğer varsayılan bir port environment varsa bunu kullan, yoksa otomatik 3000'i kullan diyorsun. Ve burada port olarak bu portu yazıyorsun. Bir tane callback function ekliyorsun. Console log direct listening on port diyebiliriz. Biraz büyütelim. Aynen, çok güzel. Şimdi deneyelim bakalım. Node moon index.js. Süper. Host menümüzü açalım. Tamam. Şimdi buraya geliyoruz. API courses değil abi. API genres diyorum. Aynen. Buradaki tüm hepsini getir. Çok süper bir olay. Arkada server'ı başlatıyorsun. Lokalhost'tan 3000. porta bağlanıp o endpoint'e gidip orada depolanan şeyi sana getiriyor. Çok güzel. Tamam. Hepsini get alma olayını yaptık. Şimdi spesifik bir tanesini get alalım. App.get API genres ve buraya bir tane parametre ekliyoruz. İsmi önemli değil. ID de diyebilirsin. Ama ID olsun, daha güzel. Request response parametrelerimizi ekliyoruz. Arrow function'ın çubuğunu ekliyoruz. Ve buraya ne yapacağız? Response write genres ID plus one. Evet. Birazcık kafadan saldım. Aynen böyle demeyeceksin tabii. ID nereden geliyor? Bir dakika, şöyle yapacağız. İlk önce bunu bir validate etmen lazım. Yani adamın yazdığı o URL'e yazdığı ID bizde var mı? Öyle bir obje var mı? Onu bir kontrol etmemiz lazım. O yüzden ne yapıyorsun? Genres diyorsun. Bunu find edeceğiz. Bir bulmamız lazım önce. JID pairs int request'in içindeki body'nin içindeki neydi bunun adı? Genre değil mi? Genre'ya eşitse ya eşit ya eşitse değil abi, o şekilde okumayacaksın. Eşit olanı al, koy. Eğer yoksa boş döndüreceksin zaten. Burada genre'ya gönder bunu. Sonra burada gel. Eğer içi boşsa response 404 hatası vereceğiz ve not found mesajı falan verebiliriz. Fark etmez. Tamam, bu kadar. Ama eğer bir şey bulabildiysek database'de, fake database'de, geleceğiz buraya ve diyeceğiz ki respond
Semt ve genres. Genre'yi aynen bulduğun şeyi koyacaksın falan. Yani indeks sayısını falan demene gerek yok. Yani find metoduyla eşleşen şeyi buluyorsun ve onu değişkene atıyorsun, sonra bu değişkene bir şey gelmiş mi gelmemiş ona bakıyorsun, ona göre 404 hatası veriyorsun. Eğer o 404 hatası yoksa aşağı inip bunu gönderiyorsun abi. Respond'la sen yapıyorsun. Hemen deneyelim. Geliyorsun buraya. Birinci ID'yi gönderdin. Çalışmadı. Süper. Niye çalışmadı? Bakalım. Neden çalışmadı? Çünkü burada evet, burayı yanlış yazdım. Burayı yanlış yazdım. Buraya parametre deyip ID demen lazım. Aynen. Yani body ne alaka abi? Direkt posta kafa gitti. Yok. Parametre. O URL'de iki nokta koyduğun şey parametre oluyor. Parametre sonra onun içindeki ismi verdiğin şey ID. Ona refer ediyorsun. Şimdi çalıştığımız olacak. Olmadı, süper. Evet. İki olmuyor. Genres. Hepsini alsak. Hepsini veriyor. Biri koy. Biri vermiyor. Cannot get API request. Şunu yanlış mı yazdık acaba? Nedir yani? Ha, şunu şuraya şey koymamışız. Doğru. Tamam. Şimdi olacak. Evet. Güzel. ID. Aynen. Birinci ID yazıyorum. Eşleşen varsa koyuyor. 2'yi yazıyorum. 2'yi veriyor bana. Olmayan bir ID yazıyorum. Bana not found veriyor. Çok güzel. Get bu kadar. Bir toplu gönderme yapıyoruz. Bir tane ID ile gönderme yapıyoruz. Şimdi postu yapalım abi. App post diyorum. Buraya yine şunu kopyalayıp yapıştıralım, bir yazımsal hata çıkmasın. En kötüsü o gerçekten. Yani mantık hatasında çok yazım hatası aramak gerçekten kötü bir olay. Yani dikkatsizlikten oluyor genelde. Çünkü ve bir zevki yok, anladın mı? Hani mantık hatasını çözdüğün zaman böyle bir zevk veriyor. Diyorsun mantığı çözdüm, sistem çalışıyor, anladın mı? Yani sinteks hatası gerçekten sevmediğim bir şey. O yüzden kopyala yapıştır bu tarz şeyler de önemli. Bu parametreyi sileceğiz tabii. Bu genre'ın içine ekleyeceğiz. Sonra ID'de falan, tamam güzel. Request, response, hop. Yani buraları falan nasıl ezberleyeceğim diye düşünmeye gerek yok. Kayıp geçiyor zaten, anladın mı? Akıyor yani. Sadece projeye odaklanacaksın, bu kadar. Burada nasıl bir şey yapacağız? Burada 404 hatası yok. Yani bir find yapmamıza falan gerek yok. Burada olursa 400 hatası olacak. Yani adam koyacak, bunun formatını kontrol edeceğiz, validate edeceğiz. Eğer yanlış bir formata gönderdiyse 400 hatası vereceğiz. Ama ondan önce direkt şey yapalım. Const genre request'in içindeki body'nin içindeki request'e yaz, yok request değil. Genre'ya yazılan şeyi genre'ya gönderiyorsun. Sonra bu genre'sa bunu push ediyorsun. Present. Buraya yazdığı şeyi alıyor. Bunu atıyor. Sonra bunu bu şekilde falan. Tamam, bir deneyelim. Yani mantıken bir olması lazım. Yani zaten tek seferde olacak diye bir şey yok yani. Yapacaksın, deneyeceksin, geri döneceksin, halledeceksin yani. Bu zamana kadar hep böyle yaptık ve iş yapıyor yani. Sıkıntı yok. Şimdi buraya geliyorum. Posta geçiyorum. Body kısmına geliyorum. Raw'a geçiyorum. Text'i JSON diyorum. Buraya genre adında bir K ekliyorum. Ve ismi ne olsun? Komedi olsun. Türkçe bir şekilde yazalım. Komedi. Gönder. Heh, tabii aynen. ID'si yok. ID eklememiz lazım. Bak şöyle. Bunu al, aynen doğru. Burada bir ID oluşturmamız lazım. Geliyorsun. ID ne olacak? ID olacak, bir saniye. Ve genre. Genre bu olacak.
ID ne olacak abi? Database'inin length'inin bir fazlası olacak. Yani bir artacak. Şimdi olması lazım diye düşünüyorum. Server'ı kapatıp tekrardan yapalım. Post. Body. Tamam, bunu post edeceğiz. Gönder. Çok güzel. Bir arttı ve komediyi oradan aldı koydu. Yani anladın mı? ID'ye şu anki janranın mevcut uzunluğunun bir fazlası ekledi. Yani bir arttırdı. Janra kısmında da request'in içindeki, body'nin içindeki yani o kısmın body içinde janra key ile yazdığımız şeyin value'sunu alıp oraya koyuyor. Dediğim gibi burası nasıl olacak diye düşünüyorsan frontend'e biz bunu sabitleyeceğiz. Müşteri bunu değiştiremeyecek. Müşteri sadece client value değeri gelebilecek. O girdiği value'yu da bunlarla match edeceğiz, birleştireceğiz ve bu şekilde işleri yapacağız. Tamam. Post bu şekilde. Şimdi update'e bakalım abi. Put. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Validation'ı yapmadık. Ne demiştik abi? Never trust an information comes from client never ever. Ya. Güzel bir söz. Evet. Şimdi bir tane validation yapmamız lazım. Şimdi basit bir validation mantığı yapalım. Diyeceksin ki eğer request body genre buraya girilen şey boşsa ya da üç karakterden küçükse length'i tabii ki. Bu sana length rakamı döndürecek. Bunu 3 ile kıyaslayabileceksin. Integer tarzında. Ve buraya geliyorsun. Diyorsun ki return. Ne yapacaksın abi? Response status 400 hata kodu ve send deyip hatalı falan diyebilirsin. Ya bunu alta falan da koyabilirsin. Fark etmez. Tamam, bir deneyelim. Şimdi mesela ben bunu kaldırdım. İçini boşalttım. Şimdi yapmaya çalışırsam bana hata verecek. Aldı mı? Yani validation'ı geçememiş olacak. Çok güzel. Hani dediğim gibi müşteriden gelen bilgiye asla güvenmeyeceksin abi. Yani müşteri bilerek yanlış bilgi gönderebilir ya da yani farkında olmadan yanlış bilgi gönderebilir. Yani senin belli bir formatın olacak. Yani şey gibi bu string olması lazım. Üç karakterden büyük olması lazım. İşte boş olmaması lazım gibisinden bir format belirliyorsun ve müşterinin buna uyması lazım ki database'e doğru bilgiler gitsin. Yoksa database'de onları düzeltmekle uğraşacaksın ve bu iş büyüdükçe çok çok büyük bir şey anlamına geliyor. O yüzden dikkat etmen lazım. Validation'ı iyi yapman lazım. Bu validation iş yapıyor şu anda ama bundaki sıkıntı şu. Her bir parametreyi tek tek ayarlaman gerekiyor. Bu yani amele işi gerçekten gerek yok. İşte bu noktada framework'lar bizim yardımımıza koşuyor. Burada framework olarak Joy'yi kullanacağız. Yani kısaca abi sana bir şablon oluşturmanı sağlıyor. Ve sen bu şablonu kullanarak bir validation oluşturuyorsun falan. Zaten modül mantığını anlamıştık önceki derslerde. Başka adamın yazmış olduğu bir dosya. O dosyadaki klasör fonksiyonları falan export ediyor ve sonra o fonksiyonları kullanabiliyorsun falan. Ve bu da uzun yazılan kodları daha kısa hale getirmeni sağlıyor. Framework'un amacı tamamen bu. Tamam. Bunu zaten yüklemiştik. Burada import ettik. Şimdi bunu kullanacağız. Nasıl kullanacağız abi? Gelelim buraya. Burada diyorsun ki bunun sinteksi birazcık karışık gibiydi sanki. Dur bakayım hatırlayabilecek miyim? Bakmam lazım. Tamam. Joey object diyorsun. Bunun için objeni oluşturuyorsun. Burada objenin key'ini söylüyorsun. Yani bunun kurallarını yazacaksın. Bunun kuralları abi ne olacak? Joy diyorsun. Aşağı in. Bu bir string olacak. Virgül yok. Hayır. Bunun minimum karakteri 3 olsun. Fark etmez. Ve aşağı in bunu required bölüm yapacağız.
Tamam. Sonra bu şablonu bir tane şablon sikleme diye bir değişkene gönderelim. Bu arada sikleme şablon demek miydi? Ne demekti ya? Şema aynen. Taslak, şablon. Aynı mantık. Her neyse. Burada oluşturuyorsun abi. Şemanı buraya gönderiyorsun. Sonra bunu bir validate edeceksin. Burada şablon oluşturuyorsun bak. Bunu farkında anlaman lazım. Şablonu oluşturuyoruz abi burada. Tamam mı? Bir de bunun validation'ını yapacağız. Validation yapmak için diyorsun ki schema that validate. Bunun içine neyi validate edeceksin? Onu yazıyorsun. Bu durumda genre'yi validate edeceğiz. Neye göre validate edeceğiz abi? Request'in içindeki, body'nin içindeki janranın değerine göre bunu validate edeceğiz. Yani oradan o değeri alacağız ve ona göre bu şablona uyup uymuyor mu ona bakacağız ve ona göre error ya da değer göndereceğiz. Bunu alıp result isimli bir değişken tutabiliriz. Evet. Cons. Çok güzel. Şimdi burada bu kadar uzun yapmak yerine her bir parametreyi tek tek yapmak yerine ben buraya gelip şöyle bir şey yapabilirim. Eğer result'un içindeki error varsa yani doluysa o zaman aşağı in. Res status 400 olacak çünkü adam yani yanlış formatta göndermiş bize. Ve send olarak da mesaj olarak da result'un içindeki error'un içindeki mesajı gönderebiliriz. Ve bunu tabii ki return yapmamız lazım ki aşağıdaki işlemleri çalıştırmasın. Aynen. Olay genel olarak bu. Eğer bir hata çıkarsa aşağı inmeyecek ve database'e kaydetme işlemi olmayacak. Çok güzel. Olay bu. Şimdi bunu bir deneyelim. Server'ımıza çıkma açık. Güzel. Buraya geliyoruz. Şimdi genre'yi boş bırakalım tekrardan. Gönderdim de bu sefer join'in bizim için hazırlamış olduğu hata mesajını alıyoruz. Boş bıraktığımız için buna özel hata mesajı geliyor. Eğer ben buraya boş bırakmayıp ama 3 karakterden de az bir şey girersem bana bu sefer 3 karakter hatası verecek. Eğer ben buraya string yerine integer girersem bu sefer bana string hatası verecek. Yani benim orada belirlemiş olduğum şablondaki değerlere göre kendi modülümde bunu o değeri döndürüyorum. Çok güzel. Yani işte framework'un mantığı işini kolaylaştırıyor. Yani hepsini tek 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 bir dosyanın içine yazmak yerine bu şekilde işini kolaylaştırıyor. Mantık bu. Bu şekilde validation yapıyoruz abi. Çok güzel. Şimdi bu yani bu kadar. Şimdi update'i yapalım abi. Bot'u değil mi? Aynen bot. Buraya geliyorsun. Şunu direkt kopyalayalım buradan. Buraya yine bir parametre koyacağız. Request response burada şimdi ne yapacağız? İlk önce müşterinin, client'ın URL'e girmiş olduğu ID'yi database'de aratmamız lazım. Database'imiz ne peki şu anda? Janras. Janras find diyorum. Find. Ve burada diyorum ki C. Burada tam olarak ne oluyor? Çok zor değil aslında burası. Diyorsun ki G diye bir değişken oluştur. Ve bunun ID'si yani o şeyin içindeki janranın içindeki ID buna eşit mi değil mi onu ölçeceğiz. 3 tane eşittir koyuyorsun. Sonra buraya pairs int diyorsun. Çünkü buraya koyacağım şey string olarak gelecek. Bunu integer'e çevirmemiz lazım kıyaslama yapabilmek için. Buraya ne koyacağız? Request'in içindeki body'nin içindeki genre key'nin value'sunu koyacağız. Bununla kıyaslayacağız. Eğer böyle bir şey varsa ona eşleşen şeyi al. Yani o hale geliyor. Yani bu dönen şey oluyor anladın mı? Return mantığı oluyor. Sonra bunu biz genre diye bir değiştirme saklayabiliriz. Sonra buraya gelip aynı az önce yaptığımız gibi ilk önce şeyi kontrol edeceğiz. Bu database'de var mı yok mu? Önce onu kontrol edeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? If
Genre yoksa abi return respawn status 404 kodu ve mesaj olarak not found gibisinden. Tamam. Sonra buraya geliyorsun. Burada validation yapman lazım. Yani tamam data var diyelim ki. Bunu geçtik, atladık bunu. Datayı kontrol etmemiz lazım. Buradaki şemanın aynısını kullanacağız. Şimdi aynısını kullanacağız dediğimiz zaman işin içine ne giriyor? Fonksiyon giriyor. O zaman biz bunu dışarıda bir yerde fonksiyon olarak belirtelim. Her seferinde tek tek kullanmayalım, değil mi? Tekrar ettiğimiz yer neresi? Bu kısım. O zaman bunu alalım buradan. Biz bunu dışarıda bir yerde fonksiyon olarak kullanalım. Function diyorum. Validate data falan diyelim. Bunun içine genre diye bir parametre koyalım. Yapıştır buraya. Burada request body nokta genre diyeceğimize genre'yı otomatik şey yapacağız. Genre. Genre name olsun. Genre name. Tamam. Result ve bunu bir değişken aktarmayacaksın. Otomatik return edeceksin. Reusable fonksiyonlarda zaten bunu konuşmuştuk. Bunu çağrılan yere bunu validate ediyor. Buraya gelen parametreyle bu kuralları. Yani buradaki çalışma mantığı bu, anladın mı? Buradaki şeyle bunu validate ediyor. Buna uyuyor mu uymuyor mu? Ve ona göre true ya da false gibi bir şey gönderebilir. Ben burada geleceğim. Post kısmında bunu çağıracağım. Validate data. Bunun içine neyi koyacağım? Request body genre. Değil mi? Ve bu genre name'e gidecek. Orada işlem yapacak. Ve bana dönecek. Ve dönen şeyi ben burada result'ta az önceki gibi tutabilirim. Bunu alıp aynısını ben update'in içine de koyabilirim. Sonra buradan direkt kopyalayabiliriz bunu. Burada validate'e göre status 400 mü olacak, ne olacak, ona karar veriyoruz. Eğer error'un içi doluysa 400 kodu veriyoruz ve error'un içindeki mesajı döndürüyoruz ve return diyoruz. Eğer bunların hepsini başarıyla geçtiysek, yani hiçbirisine takılmadıysak, aşağı ineceğiz artık, demek ki update edebiliriz, her şey doğru. Database'de o veri var ve müşterinin göndermeye çalıştığı şey formatımıza uyuyor. O zaman bunu update edebiliriz. Update etmenin de mantığı şu: müşterinin ID'de arattığı objenin içindeki o değeri müşterinin yazdığı, o body'ye yazdığı şeyle güncelleyeceğiz. Yani müşterinin ID'de bulduğu şey ne? Şu genre, değil mi? Oradan bulduk. O dönen objeyi genre yaptık. O zaman genre diyoruz. Bu genre'nin içinde genre diye başka bir özellik daha var. Böyle biraz tuhaf oldu ama yani böyle. Ve bunu neye göndereceğiz? Request'in içindeki, body'nin içindeki adamın yazdığı body genre. Genre. Bunu gönderiyorsun. Bunu bu şekilde update ediyorsun. Sonra respond send bölümüne istersen bu update edilen şeyi gönder. İstersen de komple update edilen database'i gönderebilirsin. Fark etmez. Bu tamamen optional bir olay. Bunu göndersen olur, göndermesen. Şey gibi yani. İşte form gönderildikten sonra formumuzu aldık gibi bir mesaj. Ne kadar optionalsa bu da o kadar optional. Yani bu mesajın çok bir önemi yok. Asıl önemli olay dataya kaydediliyor mu, kaydedilmiyor mu, bu kısım önemli. Mesela bu kısım sadece bunu test etmek, görmek için. Tamam mı? Server'ımız çalışıyor. Gidelim bir deneyelim abi. Update'i. Update'e geliyorum. Put, tamam. Render'a geliyorum. 2. Burada diyorum ki ne olsun? Komedi. Yani 2'de ne var, ona bakalım önce. 2'de ne var? 2'de action var abi. Bunun Türkçesini yazalım. Put body'ye gel. Bunun Türkçesini yazalım. Bu şekilde update edelim. Update et diyorum. Not found. Evet, neden? Şu an biraz 2. Evet. Çünkü evet. Buraya yazdığımız şey
hiçbir şey döndürmediği için bu boş oluyor ve otomatik bunu çalıştırıyor ve aşağıya hiç geçmiyor. Burada çünkü yanlış şey yazdık. Az önce de o hatayı yaptım. Parametrenin içindeki ID'yi alacaksın abi. Tamam. Şimdi gönder. Şimdi. Ne oldu? Sorun mu kapandı lan? Ne oluyor oğlum? Tamam abi. Request'in içindeki parametrenin içindeki ID yazılan şeyle bu ID'yi karşılaştıracaksın. Buna çıkan şeyi genre'a atacaksın. Eğer genre içi boşsa 404 hatası vereceksin. Sonra validate data'ya bunu request body genre'ye göndereceksin. Eğer doğru yanlış çıkarsa bunu çalıştıracaksın. Eğer hiçbir hataya takılmazsa bir cevap göndermiyoruz. Onu comment etmişiz. Tamam şimdi gönder. Aynen. İkinci ID'yi aksiyon olarak değiştiriyoruz. Olay tamamen bu. Tamam mı? Yani buradaki mantık önemli. Adamın ID'ye yazdığı şeyi o ID'ye gidip database'de buluyorsun. O objeye getiriyorsun. Obje bir değişken atıyorsun. Sonra diyorsun ki bu obje geldi mi gelmedi mi? Öyle bir yani bulabildik mi? Eğer bulamadıysak 404 hatası veriyorsun. Eğer bulduysan bir alt satıra geçiyorsun. Ve bunu validate işlemini yapıyorsun. Yani oluşturduğun formata uyuyor mu bu aldığın? Body'de aldığın şey buna uyuyor mu ona bakıyorsun. Bir tanesinde yöreldeki ID'ye sorguluyorsun. Diğerinde body'ye yazılan metni value sorguluyorsun. Eğer hepsi okey ise aşağı iniyorsun ve body'ye yazılan value'yu o ID ile bulduğumuz objenin içindeki o key'e assign ediyorsun. Sonra da ekrana işte bunu yaptık falan diye bir mesaj gönderiyorsun. Tamam mantık tamamen bu update'te. Bir de delete yapalım. App delete. Aynı şekilde bunu alıyorsun. Request response. Burada ne yapacağız? Yani burada birazcık farklı bir şeyler yapacağız. İndeksi bulacağız, sileceğiz array'den falan filan. Yani database olduğunda database'den sileceğiz. Tabii şu anda database'i taklit ettiğimiz için array'den silmemiz lazım. Yani ne yapacağız? İlk önce tabii ki bir bulmamız lazım. Aynı şuradaki gibi. Bu arada kopyalamak fazla istemiyorum. Çünkü ne kadar fazla yazarsam syntax hepsine o kadar alışıyorum. O yüzden yazalım yani. Genre'nın içinde bunu find edeceğiz. Bir ID percent GID request'in içindeki body'nin içindeki genre. Yok lan yine yanlış. Request'in içindeki parametre ID. Eğer varsa onu gönder. Bunu genre diye bir değişkenle tut. Tabii constant'ı doğru yaz. Const. Sonra nesi yanlış lan? Şu anda mesela eşittir koyacağız. Sonra burada bunu kontrol edelim. Eğer içi boşsa demek ki bulunamamış demektir. O zaman respond status 404 hatası veriyoruz ve mesaj olarak not found diyorsun. Tamam olay bu. Ama eğer bulunduysa o zaman ne yapacağız? Silmemiz lazım. Silmek için şöyle bir şey yapıyoruz. Sonra genres array'inde şu anda genre abi müşterinin ID ile aratıp bulduğu şey. Diyorsun ki index of genre. Bu index of'un yaptığı şey senin buraya yazmış olduğun elementin kaçıncı index numarasının olduğunu sana döndürüyor. Yani bu sana bir index numarası döndürüyor. Aynen. Mantık bu. Return ediyor. Sonra sen bunu index diye
bir tane değişkenle tutabilirsin. Sonra bu indeksi düşürmek için kullanacağız. Yani remove edeceğiz. Genre array'inden supplies, aynen. İndeksi, bu indeks numarasını kaldır. Bir tane kaldır diyorsun. Sonra client'a mesaj göndereceksin. Ne göndereceksin? Kaldırıldıktan sonraki hali gösterebilirsin. Ya da kaldırılan elemanı gösterebilirsin. Anladın mı? Bu şu anda müşterinin ID ile aratıp bulduğu şey. Biz bunu kaldırıyoruz. Kaldırılan şeyi gösterebilirsin ya da genre deyip array'den kaldırıldıktan sonraki son hali gösterebilirsin. Deneyelim abi. Server'ımız açık. Aynen. Buraya gelelim önce. Tamam. 3 tane bu şekilde var. Bunlardan bir tanesi sizin için de. Delete diyorum. Bunu mesela birinci ID'yi sileceğiz. Tamam mı? Sil diyorum. Ve bana birinci ID silindikten sonraki halini gösteriyor. Anladın mı? Yani ben bir yazıyorum. Sistem nasıl işliyor? Sistem nasıl çalışıyor abi? Sen burada diyorsun ki benim bu URL'e girdiğim ID ile eşleşen bir şey varsa o eşleşen şeyi al. Genre resimli bir değişken at. Eğer bir şey yoksa bu boş kalacak. O yüzden bu if statement'ı çalışacak. 404 hatası vereceğiz ve bu mesajı göndereceğiz. Ve return edeceğiz. Alttakiler çalışmayacak. Ama eğer bir şey bulduysak aşağı ineceğiz. Ve bu bulduğumuz obje database'de, yani o array'de olduğu için array'deki indeksi bulacağız. İndeks atacağız. Çünkü burada indeks girmemiz lazım. Buraya indeksi giriyoruz ve bunu sil diyoruz. Sildikten sonraki array'i, yani database'i müşteriye gönderiyoruz. Olayın mantığı tamamen bu. Yani şu anda bayağı projeyi bitirdik. Son bir şey daha var. Çok önemli değil ama bir yapalım. Kodu birazcık daha kısaltan bir olay. Burada sen validate data fonksiyonunu alıp result atıyorsun değil mi? Sonra bu result'u sadece result nokta error şeklinde ya da error nokta message şeklinde kullanıyorsun değil mi? Yani hiçbir yerde result'u tam anlamıyla tek başına kullanmıyorsun. Bu durumda şöyle bir şey kullanılıyor. Bunun bir ismi var ama ismini tam hatırlamıyorum. Çok önemli değil. Bu şekilde süslü parantez içine o kullanacağın şeyin adını yazıyorsun gibi bir şey. Mesela error'u mu kullanacağız biz? Buraya bu şekilde error yazıyorsun. Artık result'u kullanmana gerek yok. Yani doğrudan result'u error'a çevirmiş oluyorsun. Buraya error'u yazabiliriz direkt. Buraya da result'u silip sadece error nokta message diyebiliriz. Bu şekilde bir kısaltması alıyor. Burada da aynı şekilde. Error deyip buradaki result'ları silebiliriz. Çünkü bir işimiz yok yani. Anladım. Bu şekilde kodu daha kısa hale getirebiliriz. Şimdi genel olarak inceleyelim kodu. Herhangi bir eksiklik falan filan var mı? Burada ilk önce paketlerimizi indiriyoruz. Sonra burada fake bir tane database oluşturuyoruz array şeklinde. Dediğim gibi normalde bu MongoDB olacak. Onda birkaç ders sonra bakacağız. Hani uzaktaki bir server'a MongoDB'yi kuracağız. Ve bu bilgisayara o sunucuya ulaşarak o database'leri alacağız. Kaydedeceğiz falan filan. Her neyse, şimdi bununla olayın mantığını anlayacağız. Sonra diyoruz ki abi get metodu. Yani müşteri API game genre kısmına giderse komple bu database'i gönder. Eğer adam belli bir ID belirtirse önce bu ID'yi kontrol eder. Yani böyle bir ID var mı? Eğer yoksa 404 hatası var. Eğer varsa bu ID'nin objesini gönder. Post için abi bu route'a post edeceğiz. Bir ID falan belirtmeyeceğiz. Burada ilk önce validate şablonumuzu oluşturuyoruz. Sonra diyorsun ki eğer error doluysa, yani validate ettikten sonra error doluysa demek ki formatımıza uymuyor. 400 hatası vereceğiz ve error mesajı göndereceğiz. Return edeceğiz. Alttakiler çalışmayacak. Ama eğer böyle bir format hatası yoksa aşağı ineceğiz. Böyle bir obje oluşturuyoruz. Bu objenin içinde ID genres array'nin length'inin bir fazlası olacak. Yani bir artacak. Genre da abi request'in içindeki body'nin içindeki genre key'ine ne value yazılmışsa o aktarılacak. Sonra bu obje genres array'ine push edilecek. Sonra bu array gösterilecek abi. Olay bu. Put'ta da update'te de geliyorsun buraya, ID'yi belirtiyorsun. Yani müşteri ID'ye update edecek. Yani belli bir spesifik bir objeye update yapacak. Hepsine göre update yapmayacak yani. Burada yine üstte yaptığımız gibi bu ID ile uyuşan bir şey var mı diye bakıyoruz. Eğer uyuşan bir şey varsa aktarıyoruz. Eğer uyuşan bir şey yoksa bu boş kalıyor. Boş false demek. Ünlem işaretiyle bunu not diyerek true'ya çeviriyoruz ve 404 hatası verip return ediyoruz. Ama eğer içi doluysa bu çalışmayacaktır. Aşağı inecektir.
Vault Data'yı çağırıyoruz Reusable Function'dan. Error'u alıyoruz oradan ve eğer error doluysa 400 hatası veriyoruz. Ama eğer bu dolu değilse, yani bir error almadıysak, aşağı iniyoruz ve genre'ın içindeki genre, yani biz buraya obje attık ya, bu objenin içinde genre diye key var. Bu objenin ismi, bu key'in ismi. Bu key'in içine request'in içindeki, body'in içindeki genre'ye yazdığım value buna aktarılacak. Sonra yeni array buraya konulacak. Direkt genre'a da yazabilirsin, fark etmez. Birisi array'i gösterecek, birisi update etmiş olduğu şeyi gösterecek. Glit'te de abi yine aynı şekilde id ile buluyorsun. Eğer o id'de bir obje yoksa 404 hatası veriyorsun. Ama eğer varsa geliyorsun burada, bunun index numarasını alıyorsun. Ve bu index numarasını siliyorsun. Bu kadar. Mantık tamamen bu. Yani 4 tane metodumuz var. Get metodunda olay, adam id giriyorsan o id ile database'de bir şey arıyorsun. Ve bir obje varsa objeye döndürüyorsun. Eğer yoksa 404 hatası döndürüyorsun. 400 hatası falan döndürme, validation falan yok burada. Çünkü müşteri sana bir data vermiyor. Anladın mı? Get'te ve delete'te bir data almıyorsun. Sadece müşteri sana, client, bir ID veriyor ve bu ID ile gidip database'de var mı yok mu ona bakıyorsun. Yoksa 404 hatası veriyorsun. Eğer varsa gelip get işlemi, yani müşteriye gösterme işlemi yapıyorsun, ya da delete işlemi yapıp database'den siliyorsun. Post ve put işlemlerinde ise abi posta ID ile arama falan yok, çünkü direkt o klasörün içine, o endpoint'in içine bir şey ekleyeceğiz. Bir yeni obje ekleyeceğiz. O yüzden adam body'nin içine bir value ekliyor. Burada o yüzden validate etmemiz lazım ve 400 hatası olma ihtimali var. Yani eğer validate doğru olmazsa 400 hatası vereceğiz. Ondan sonra ona göre bir hata almazsak o şeyi, objeyi database'e kaydedeceğiz. Put'ta da aynı şekilde. Put daha kapsamlı abi. Çünkü hem ID'yi arıyorsun. Anladın mı? Çünkü adam bir ID diyor ki ben bunu database'de bulmak istiyorum. Bu objeyi update edeceğim. İlk önce gidiyorsun bu ID'yi database'de buluyorsun. Objeyi döndürüyorsun. Sonra adamın o body kısmına yazdığı değeri validate ediyorsun. Ona göre 404 hatası döndürüyorsun ya da döndürmüyorsun. Eğer hiçbir hata almazsan geliyorsun ve adamın o body kısmına yazdığı şeyi database'den aldığın objenin içine assign ediyorsun ve update işlemi gerçekleşmiş oluyor. Yani en kapsamlısı update olmuş oluyor. Yani hem gidip database'de ID alıyorsun, hem de bir yeni bir şey koyuyorsun. Anladın mı yani? Postun ve get'in birleşimi gibi bir şey. Hem get yapıyorsun, hem yeni bir şey post ediyorsun. Mantık bu. Update en kapsamlısı. Delete'e de dediğim gibi buluyorsun, getiriyorsun, siliyorsun. Bu kadar. Bu da reusable function'ımız. Burada portlarımız dinliyoruz falan. Çok güzel. Bu kadar. Yani basit bir API yapımı bu şekilde. Çok güzel. JavaScript'te ilk önce API'lerle çalışmayı öğrenmiştim. O zaman sadece fetch yapıyorduk. Yani get metodu. Yani milletin hazırlamış olduğu API'yi kullanıyorduk. Şimdi biz API hazırlıyoruz. Çok güzel. Evet, olay şimdi bu kadar. Uykum geldi. Uyuyacağım. Yarın kalkacağım ve derse devam edeceğim. Sıradaki dersi Express'te Advanced Topic'ler varmış. Bir saatlik bir ders. Ona bakacağız. Yani tam olarak ne bilmiyorum. Yani Advanced Topic işte bakacağız. Ondan sonra MongoDB'yi öğreneceğiz. Yani MongoDB'yi Express'te kullanmayı, buna bağlamayı falan filan öğreneceğiz. O bayağı güzel olacak. Aynen. Şimdilik olay bu kadar. Bayağı mantıklı aldım gerçekten. Yani öğrenmenin mantığı basit. Dinleyeceksin. Diyeceksin. Sonra deftere yazacaksın. Yapacaksın. Video çekeceksin. Sonra tekrar deftere yazdıklarına bakacaksın. Tekrar izleyeceksin. Deftere yazacaksın. Tekrar uygulama yapacaksın. Akşam yatmadan uygulama pratik yapacaksın. Sabah kalktığında pratik yapacaksın. Gün içinde pratik yapacaksın. Kısacası pratik yapınca oluyor. Şimdi bu kadar. Görüşmek üzere.